beyninizde oluşan bir sorundan dolayı sahip olduğunuz duyulardan birini feda etmek zorunda kalsaydınız, hangi duyunuzdan vazgeçebilirdiniz? Elbette çok zor bir seçim ama bir düşünün, hangisi? Sevdiğiniz kişiyi bir daha görememek ya da defalarca dinlediğiniz şarkıyı bir daha duyamamak mı? Yeni demlenmiş bir çayı içtiğinizde oluşan tat hissinden tutun sevdiklerinizin kokusuna. Hatta onların ellerine dokunduğunuzda oluşan o sıcacık huzur veren dokunma hissine kadar. Hangi duyumuzdan vazgeçebiliriz ki? Elbette her duyumuz kendisine özgü özellikleri nedeniyle çok önemlidir ama söz konusu beynimiz olduğunda bir duyumuz diğer duyulara göre daha ayrıcalıklıdır. Bu duyumuz kokudur. Evrimsel perspektifte incelediğimizde koku en eski duysal sistem olmasına rağmen duyularımız arasında en az anlaşılmış olanıdır. İnsanda kokuyla ilgili sistem her ne kadar köpek, kemirgen ve diğer memelilere göre daha az gelişmiş olsa da sahip olduğu 350 farklı koku reseptörü sayesinde 10.000'e yakın kokuyu çok düşük konsantrasyonlarda bile belirleyip ayırt edebilme yeteneğine sahibiz. Peki kokuyu diğer duyularımızdan ayıran özellik nedir? Beynimizin ortasında kapsül görünümlü, Latince iç oda anlamına gelen thalamus adında ilginç bir yapı vardır. Bu bölge beyin için çok önemlidir. Zira vücudumuzdan gelen hemen hemen tüm duyular beyinde kendisiyle ilgili merkeze gitmeden önce thalamus'a uğramak zorundadır. Üstelik thalamus ilgili sinyalin geçmesine izin verirse o duyu ancak beyinde gitmesi gerektiği merkeze ulaşır. Yani thalamus'un duyuları filtre edebilme özelliği vardır. Şöyle örneklendirelim. Mesela inanılmaz motivesiniz ve ders çalışmak için masanıza oturdunuz. Daha 5 dakika geçmeden dışarıdan bir çim biçme makinesi, matkap ya da inşaat sesi geldiğini varsayalım. İlk başta canınızı oldukça sıkan bu gürültü kaynağı size bir miktar rahatsızlık verse de zamanla yaptığınız işe konsantre olduğunuzda artık bu gürültüyü duymamaya başlarsınız. Çünkü thalamus artık bu sesi filtre eder. Buradaki temel mantık şudur. Thalamus bu ses ile ilgili bilgi kendisine ilk geldiğinde doğrudan gerekli merkeze gitmesine izin verir. Çünkü bu bilgi önemli olabilir. Ama daha sonra gelen benzer ve tekrarlayan uyarıları filtre eder. Çünkü zaten az önce aynı bilgiyi ilgili merkeze göndermişti. Gönderdiği bilgi de zaten fizyolojimiz açısından çok da önemli olmayan bir bilgidir ve beynin o an asıl odaklanmak istediği ders notlarıdır. O nedenle gereksiz bilgiyle beyni meşgul etmenin bir anlamı yoktur. Aslına bakarsanız thalamus'un bu özelliği hayatımıza dair çok önemli bir kolaylık sağlar. Bu sayede kolunuzdaki saati ve ayak bileğinizi sıkmakta olan çorap lastiğini her seferinde hissetmek zorunda kalmazsınız. Şöyle anlatalım. Sabah ayağınıza geçirdiğiniz çorabın lastiği ilk başta ayak bileğinizdeki dokunma duyusunu uyarır. Hatta bu durum bazılarınızı bir miktar rahatsız da edebilir. Ama buradan gelen uyarılar birkaç dakika içerisinde thalamus tarafından filtre edilir ve sanki çorap vücudumuzun bir parçasıymış gibi hareket ederiz. Ta ki akşam çorabımızı çıkarana kadar. Çorabınızı çıkardığınızda thalamus gün boyu filtrelediği uyaranın sona erdiği bilgisini ilgili merkeze gönderir ve garip bir rahatlama hissedersiniz. Zaten çorap lastiğinin ayak bileğinizde bıraktığı ize bakarak aslında thalamus sayesinde gün içinde ne kadar da rahatsız edici bir uyarandan korunmuş olduğunuzu anlarsınız. İşin ilginci thalamus'un filtre edici özelliği olduğu gibi gelen uyarıyı artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Örneğin yeni doğum yapmış bir anne gece uyurken dışarıda çöpleri toplayan çöp arabasının sesini duymayabilir. Ama bundan çok daha düşük şiddetteki bebeğinin mırıldanma sesi hemen uyanmasına neden olacaktır. Çünkü bebek anne için çok önemlidir ve bakıma muhtaç olan bu bebek uyandığında anne bunu bilmek zorundadır. Bu şartlanma çeşitli merkezler aracılığıyla thalamus'u ilgili duyuya karşı daha hassas hale getirir. Özetle thalamus harika bir sekreterlik işi yapmaktadır. Yani gerekli bilgiler geldiğinde beyni hemen uyarır, benzer ve tekrarlayan bilgiler geldiğinde beyni hiç meşgul etmez. Thalamus hakkındaki bu kısa bilgilendirmeden sonra başta bahsettiğimiz konuya dönelim. Tüm duyular ilgili merkezlerine gitmek için thalamus'a uğramak zorundadırlar. Tek bir duyu hariç. Bilin bakalım bu hangi duyumuz? Koku reseptörlerinden çıkan lifler doğrudan ilgili merkezine gider ve buraya giderken de thalamus'a sadece bilgi verir. Yani thalamus'un koku duyusunu filtre edebilme gibi bir özelliği yoktur. Aslında bu durum kokunun ne kadar hayati bir duyu olduğunu gösteriyor. Zira koku bilgisi o kadar ayrıcalıklıdır ki asla filtre edilemez. Peki bu durumda kokuya nasıl adapte olabiliyoruz? Örneğin küçük ve kalabalık bir odaya girdiğinizde ilk başta çok ağır bir koku algılasanız da zamanla beraber artık bu kokuyu hissetmez, kokunun bir parçası olursunuz. Bu adaptasyon az önce açıkladığım durumdan farklı olarak burunda reseptör düzeyinde olur. Yani aynı kokunun koklanması burun düzeyinde adaptasyon sağlar ve ilgili uyarı beyne iletilmez. Koku moleküllerinin burnumuzdaki reseptörleri uyarması, sinyallerin beyne iletilmesi ya da adaptasyon gibi konular bir miktar karışık olup ayrı bir videoyu hak etmektedir. Bu videoda asıl vurgulanmak istenen kokuyu diğer duyulardan ayıran bu ilginç özelliği sizlerle paylaşmaktı. Zira kokunun insan fizyolojisi üzerinde görünür ve görünür olmayan birçok önemli etkisi bulunmaktadır. Koku merkezlerinin limbik sistemle olan bağlantıları nedeniyle koku birçok davranışımızın düzenlenmesinde rol oynar. Bu etkiyi de feromonlar aracılığıyla yaptığı düşünülmektedir. Peki feromon dediğimiz şey tam olarak nedir? İnsan davranışları üzerine ne gibi etkiler yapar? Bir sonraki videomuzda da bu konuyu ele alalım.